İşte konuşma yönünden ciddi bazı şeylere maruz kaldım. Hem de canım çok yandı. Çünkü ateşe düştüm ve ayağım yandı. Hala da içim acıyor, öyle söyleyeyim. Hala özür dilenmedi. Dilemekle birlikte bunun daha da fazla üstüne gidiliyor. O yüzden bizim ada evet birazcık karıştı. Ve bu benim için çok acıtıcı bir şeydi. Hala da konuşurken şu an biraz böyle şeyim, sesim titriyor. Belki anlıyorsunuzdur. Taner, sana söz verelim hemen. Bir şey yoktu gerçi de, kendisi beni itekledi. Ben sadece ağız tartışması oldu. Ondan sonra üstüme yürüdü. Kendisi itekleyince beni, kendisi düştü şeyin içine. Ateşte var mıydı bilmiyorum. Ben görmedim pek ateşi de. Kendisi beni gelince iteklemeye çalışınca kendisi de ben hiç dokanmadım. Kendisi de arkaya düştü. Dengesini kaybetti, düştü. Ama yaşanmasa daha mı iyi olur böyle? Yaşanmasa daha iyi olur. Yani ben hiç elimi bile dokanmadım yani Aile kendisine. girmeseydi içeri daha iyi olacaktı. Şimdi benim değerlendirmemi soruyorsanız arkadaşlar, sizin ne şartlarda yaşadığınızı biliyorum. Ben o arada işte Türkiye'ye 3 kere gidip geldim. Siz hala aynı sahilde işte bir şekilde hayat mücadelesi veriyorsunuz. Burada istem dışı olaylar tabii ki zaman zaman oluyor. Mühim olan inşallah uzatmayıp tatlıya varırsınız yani.